ehl Beyt kimlerdir diye sormuş bile. Efendim, ehl-i Beyt e, geniş bir anlam itibarıyla tutuyorlar. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam, e, Hazreti Fatıma'dan <laughs> radiyallahu anh'a dünyaya gelen çocukları, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın, Hazreti Ali çocukları değil bakın. O önemli. Çünkü Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra Hazreti Ali başkasıyla da evlendi. Ondan da çocukları var. Yani Hazreti Ali'nin bütün çocukları değil. Hazreti Fatma ile evlendi ve evlendikten sonra Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Bu ikisinin neslinden kıyamete kadar gelecek olanların hepsi ehl i Beyt diye geçiyor. Ehli Beyt diye geçiyor. Ama mesela bazı yerlerde bazı yerlerde Ehli Beyt ifadesine Ezvacı Tahirat da dahil ediliyor. O ne demek? Ezvacı Tahirat Peygamber Efendimizin hanımları. Hatta İmam-ı Rabbani Kutusu sözleri mektubatta bir talebesine hitaben buyuruyor ki e, her gece onlar dua ederler. O büyük mali yaparsa her zaman öyle. Cenab-ı Hak onları zaman halk ediyor. Yani her gece hatimin dikleri de oluyor. Hani bunu duyunca bazıları aa falan der de bu ası yok bu işin. cenab Hak bana vermedi diye bu yok demek değildir ki. Yani şimdi dinleyicilerimizden daha ben öyle bir şey yapamıyorum falan. E ben de yapamıyorum. Yapamamak ayrı bir şey. Ama Allah-u kudretini iyi anlayan bir kimse inkar etmez bunu. Cenab-ı Hak yaratırken öyle yaratıyor. Muhammed Aleyhisselam insan değil mi? E insan. Ama onu çok mükemmel ve yüksek yaratmış. Olur mu canım? Olmuş. Öyle yaratmış işte onu. Ya şunun gibi bir şey yani. Ben havada üç takla atamıyorum diye üç takla atan kimse yok diyemeziz. Diyemez yani. Olmaz <laughs> öyle şey. Ben atamıyorum. Olmaz öyle şey. E, dolayısıyla e, İmam-ı Rabbani Kudüs'ün sözleri buyuruyor ki bir gün rüya gördüm buyurdular. Yani Ehli Beyt'e, Hebiye'deydim baktım. E, Hazreti Aişe radıyallahu anh'a validemizi gördüm buyuruyorlar. Beni görünce başını çevirdi buyuruyor. O zaman hatamı anladım buyurdular. Ondan sonra buyurdular. Hazreti Hatice, Hazreti Aişe, Ezvaç, Tayyat'ın hepsine de dua ediyorum. Hepsine de aynı şekilde dua ediyorum. Çünkü onu da Ehl-i e dahil edenler var. Ama Ehl-i Beyt deyince Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma ile evlenmesi neticesi dünyaya gelen Hazreti Hasan Hasan Hazreti Hüseyin radiyallahu anhuma) Bu ikisinin neslinden gelenler. Mesela e, Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemizin kısı da vardı. Onlar dahil değil. Heh. Onlar dahil değil. Mesela 12 imam deniyor. Onlar da elbette e, buradan de. Geliyorlar, ya yani. Hasan evet. geliyorlar. Ya Hazreti Hasan'ın soyundan geliyorlar ya Hazreti Hüseyin'in. Zaten onlar mesela Osmanlılar döneminde de onlar ayrılmışlarmış. Bunlar e, Suriye'de, Halep'te Mişam'da mı e, özel bir aynı şekilde dünyaya gelen evladı, Rasul'den kimler varsa Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in çocukları hep kayda geçerdiği şer'i mahkeme ifadesi geçiyor. Orada kayda geçerdi. Dolayısıyla herhangi bir kimsenin iddia etmesi veyahut da ben seyidim, evladı, rasulüm falan demesine fırsat vermiyorlardı. Sonra da bunları karıştırdılar. E şimdi evladı rasulden olan mesela kesin e, nesepleri belli olanlar var. Neseplerini ispat edemeyenler var. Evladı rasul müdür, eshab kiramdan, kiramdan, mıdır? Veyahut da aynı şekilde evladı rasule hizmet ediyordu. Onların içerisinde dahil edil vermiş e, daha sonrakiler kendilerini e, evladı rasul mü zannediyor? Onları bilemiyorsun bazılarını. Bazılarını e, kar, e, şey yapamıyorsun ama bazılar var kesin ve net. Mesela Hz. Hüseyin radıyallahu anh hazretlerinin soyundan gelenlere seyit deniyor. E, Hz. Hasan radıyallahu anh hazretlerinin soyundan gelenlere de şerif deniyor buyuruyor. Mesela e, Ürdün'ün başındaki devlet başkanı bunlar şeriftirler. Yani Hz. Hasan radıyallahu anh hazretlerinin soyundan geliyorlar bunlar. Hz. Hüseyin radıyallahu anh hazretlerinin soyundan gelenlere de seyit denmiş İkisi de Peygamber Efendimiz'in torunudur. İkisinin de aynı şekilde e, şey itibariyle e, ehlibeyttir. Ehli evet.